Şimdi Fahrettin Koca Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Şöyle diyor paylaşımında, koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı diyor. Sağlık Bakanı bu açıklamayı yaptı. Hep konuşuyorduk ama hani net bir açıklama bu tabii elbette. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi, radyoloji uzmanı Profesör Doktor Güner Sönmez konuğum. Efendim hoş geldiniz. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum gün ortasına. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Şimdi biz ağız yoluyla bulaşı biliyoruz. Yani göz yoluyla da konuşuluyordu. Hep çok değerlendiriliyordu işte ağız da bulaş yolu olarak değerlendiriliyordu. Yani bu burun meselesi nedir? Yani yeni bir şey mi yoksa hani çünkü aslında, burun nasıl bir ortam yaratıyor koronavirüs için veya diğer virüsler için diyelim öyle söyleyeyim. Şimdi aslında yeni bir şey olmadığını ifade edeyim. Mayıs ayında bununla ilgili bir çalışma yayınlandı. Bir otopsi serisi. Biz virüsün hücre içine girebilmesi için acı reseptörü dediğimiz algaçlara ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Yani aynen anahtar kilit gibi. Bu acı reseptörü hangi dokuda, hangi hücrede varsa virüs gidip yapışıyor, hücre içine giriyor ve hücrenin tüm enerji sistemlerini kendi lehine çevirerek çoğalmaya başlıyor. Bu acı reseptörleri de en çok burunda, solunum yolunda, akciğerde, kalpte, böbrekte ve bağırsakta var. Hangi organda, hangi dokuda fazlaysa o dokuya yönelik bir tablo oluşturuyor virüs. Bununla ilgili Mayıs ayında bir geniş çaplı otopsi serisi yayınlandı. COVID-19'dan hayatını kaybeden insanlar üzerinde yapılan bir çalışmada acı reseptörlerin aslında en yoğun burunda olduğu saptandı. Yani biz virüsü kaptığımızda direkt akciğerlerimizle veya kalbimizle kapıp enfekte olmuyoruz. Öncelikle virüs burunda bir enfeksiyon oluşturuyor. Hücre içine giriyor, çoğalıyor. Lokal bir enfeksiyon oluşturduktan sonra bizim epitel döküntüleri veya damlacık dediğimiz küçük parçacıklar halinde solunum yoluna veya akciğere iniyor. Ondan sonra akciğer hücreleri tarafından yeniden emilip çoğalıp orada bir hastalık oluşturuyor. Evet. Yani virüsün en yoğun bulaş yolu burun. Çünkü en yoğun acı reseptörleri burunda bulunuyor. Evet. Bu nedenle burunu korumak çok önemli. Önemli. Şimdi maske takıyoruz. Yani sürekli uyarıyoruz Zira da yani bu maske biliyorsunuz çok uzun süre böyle çenede takıldı. Biz de böyle günlerce bu stüdyolardan maskenin doğru takılması yönünde uyarılar yapmıştık. Zira siz değerli hekimlerimizle. Ama şöyle bir şey var yani yeni bir şey mi var acaba Sayın Bakan böyle bir tweet attı diye de merak etmedik değil. O yüzden bugün böyle özellikle bu haberi de cımbızladık. Yani burun nasıl bir ortam yaratıyor diye merak ettik, siz cevapladınız. Çünkü maske zaten burnu ve ağzı yani üst solunumu koruyor ve o virüsün bulaşı noktasına bulaşı. O zaman şunu diyelim yani maske koronavirüsten korunma yolunda en önemli enstrüman diyebiliriz. Çok önemli bir enstrüman. Aslında bazı bilim insanlarının maske aşıdan daha değerli şeklinde açıklamaları da oldu. Bu tabii bir mecazi bir yaklaşım. Şöyle, aşılar için önerilen şey en az %50-60 hastalıktan koruyucu olması ve %100 güvenli olması. Yani hiçbir aşı %100 hastalıktan korumuyor veya ağır hasta olmanızı engelliyor. Aslında maskenin de indirekt böyle bir etkisi var. Maske hem sizi hem de karşı tarafı koruyor. Az virüs almanıza neden oluyor. Buyurun siz devam edin efendim. Biz o görseller üzerine de konuşabilirsiniz. Buyurun efendim. Tamam. Yani daha az virüs almanıza neden oluyor. Evet. Yeni yayınlarda viral yükle hastalığın şiddeti arasında da direkt bir ilişki olduğu belirtildi. Yani siz başlangıçta mecazen söylüyorum. 500 virüs aldığınızda hastalanmıyorsunuz. Hasta olabilmeniz için belki 5000 virüs almanız gerekiyor bir defada. Maske bizim daha az virüs almamıza neden oluyor. Bizim bağışıklık sistemimiz de az virüsle mücadele edecek yetenekte. Hem o virüslerle mücadele ediyor, hasta olmamızı engelliyor. Hem de virüsleri tanımış oluyor. Buna aslında variyolasyon hipotezi deniyor. Yani doğal bir aşılama, kabaca bir aşılama deniyor. Yani belki de maske kullananlar virüsle gün boyunca karşılaşıyorlar. Ama vücutları virüsü tanıdığı için uzun dönemde bir bağışıklık geliştiriyor. Veya hasta olsanız dahi, enfekte olsanız dahi daha hafif atlatıyorsunuz. Aslında sağlıkçıların, doktorlarımızın, hemşirelerimizin can kayıplarının bir nedeni de o. Direkt yoğun bakımdaki ağır COVID hastalarıyla muhatap oldukları için daha yüksek miktarda
viral yüke maruz kalıyorlar. Tabii. Aslında daha ağır yaşıyorlar. Çünkü uzun süre mesai harcıyorlar, temas halindeler ister istemez. Kesinlikle. Bir şekilde tedavi ettiklerinde de. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar özellikle gelincikler üzerinde test edilen bir burun spreyinden bahsediyorlar. Yani evet, koronavirüsün hücrelere girişini engelleyerek işte hastalıktan koruduğunu açıkladılar. Yani böyle bir sprey varmış ve bu spreyin 24 saat boyunca etkili olduğu da belirtiliyor. Yani ya, diyelim insanlarda işe yaradı, insanlarda işe yaraması halinde de her gün kullanılarak aşı etkisi yapabileceği de belirtiliyor. Evet. Mucize gibi bir gelişme olmaz mı bu? Öyle mi? Bilginiz vardır mutlaka, ya, edersiniz. Evet, bu aslında çok heyecan verici bir gelişme. Hı. Bilim insanlarında bir heyecan oluşturdu. Perşembe günü ön baskı olarak yayınlanan bir makale. Amerika'da Columbia Üniversitesi ile, evet, Hollanda'da Cornell Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü bir çalışmanın sonucu. Hı hı. Dağ gelincikleri üzerinde yapılmış bir hayvan çalışması. Niye dağ gelincikleri? Dağ gelincikleri aynen insanlar gibi influenza'yı, yani grip virüsünü ve koronavirüsü burundan alarak enfekte oluyorlar. Ve aynen insanlar gibi birbirlerini bulaştırabiliyorlar. Yani hastalığın etki mekanizması hemen hemen aynı. Bu nedenle solunum sistemi hastalıkları ile ilgili daha çok dağ gelincikleri, hmm, kullanıyor. SARS'da da aynı şekilde dağ gelincikleri kullandı. Lipoprotein denen bir kolesterol parçacığına bir amino asit eklenmiş. Biraz önce acı reseptöründen bahsetmiştim. Peki. Virüsün dış yüzeyinde spike protein dediğimiz çıkıntı şeklinde taç proteinler var. Bunlar gelip hücrelerimizdeki acı reseptörlerine dokunuyor. Aynen anahtar kilit ilişkisi gibi veya bir fermuarın karşılıklı dişleri gibi, ikisi birbiriyle çok uyumlu. Ondan sonra hücre içine giriyorlar. Bu lipoprotein yapıda yeni üretilen deneysel çalışmada da bu anahtar kilit ilişkisini bozan, dolayısıyla virüsün hücre içine girişini engelleyen, virüsün çoğalmasını engelleyen bir şey üretilmiş. Ve daha gelincikleri üzerinde %100 etkili olmuş. Bakalım ne olacak o zaman? Yani Yani aslında çok sevindirici bir gelişme. Şöyle, tabii, ki bu çok hem ucuz hem de transportu, saklanma koşulları, özel soğuk zincir gerektirmeyen bir şey. Mucize gibi bir gelişme olur eğer böyle bir şey olursa. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Profesör Doktor Güner Sönmez, radyoloji uzmanı, gün ortasının konuğuydu.